Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vel ezanu hamse aşrete cümleten. Ezan 15 cümledir. Keme nasıl ki kâne bilalun, bilal idi, yüezzenu bihi, bu şeyde ezan ediyordu. Bi hadreti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem daimen, daima Peygamber aleyhisselatü vesselam zamanında bu şekilde ezan ediyordu. Ve yüstehabbu, müstehabdır, eyyete mehhele bi elfadil ezani, ezan lafızlarını yavaş yavaş okunması müstehabdır. Min gayri temtitin, çekip uzatmaksızın. Ve la meddin mufretin, min gayri temtitin, ne kısaltmak, ve la muddin mufretin, ne de aşırı bir şekilde çekmek. Yani ne böyle Allahu Ekber demek, ne de işte bazılarının yaptığı gazel okumak gibi Allah diye böyle bir de makam verip, ne de o şekilde yapmamak. Ne yapmak? Ne çok uzatmak, ne çok kısaltmak. İkisinin ortası. وَيَقِفَ durur عَلَى كُلِّ جُمْلَةٍ مِنْهُ, ondan her cümle üzerinde durur. وَيُسْتَحَبُّ مُسْتَحَبُّ اَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ حَالَ الْاَذَانِ, ezan halinde kıbleye yönelmesi müstehaptır. وَيَجْعَلَ اُسْبُعَيْهِ فِي اُذُنَيْهِ, İki parmağını kulaklarına sokması da müstehaptır. لِأَنَّهُ اَرْفَعُ لِسَّوْتِ, çünkü o sesi yükseltir. وَيَلْتَفِتَ يَم۪ينًا عَنْدَ قَوْلِهِ حَيَالِ الصَّلَةِ, hayal-i salah sözünün yanında sağa yönelmesi de müstehaptır. وَشِمَالًا عَنْدَ قَوْلِهِ حَيَالِ الْفَلَحِ, hayal-i felah sözünün yanında sola yönelmesi de müstehaptır. وَيَقُولُ بَعْدَ حَيَالِ الْفَلَحِ الثَّانِيَةِ, ikinci hayal-i felahin yanında der. Min ezanil fecri hasseten, sadece sabah namazda has olarak. Es-salatu hayrun minen nevm, namaz uykudan daha hayırlıdır der. Merratin, iki defa. Li emrihi sallallahu aleyhi ve sellem bizzalike, Peygamber aleyhisselatü vesselamın bunu emretmesinden dolayı. Li ennehu, çünkü o vaktun yenamun nasu fihi galiben, genellikle insanlar o vakitte uyur. وَلَا تَجُوزُ زِيَادَتُ وَلَا تَجُوزُ زِيَادَتُ, ziyade etmek caiz değildir. عَلَى أَلْفَادِ الْاَذَانِ, ezan lafızlarının üzerine. بِيَذْكَارٍ اُخْرَى, başka zikirler. قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ, ondan sonra da ondan önce de ezan lafızlarının üzerine başka zikirler ziyade etmek caiz değildir. يَرْفَعُ بِيهَ صَوْتَهُ, onunla sesini yükseltir. لِيَنَّ ذَٰلِكَ, çünkü bu مِنَ الْبِدَعِ الْمُحْتَتَةِ, yeni çıkmış bidatlardandır. فَكُلُّ مَا يُفْعَلُ yapılan her şey, غَيْرَ الْاَذَانِ السَّابِتِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında sabit olan ezanın dışında yapılan her şey, فَهُوَ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ, haram olan bidattır. كَالْتَسْبِيحِ, tesbih gibi. وَالنَّشِيدِ, neşid gibi. Neşid? Marş. Yani marş gibi, söylenen şeyler gibi. Ve duayı, dua gibi. Ve salatı ve selamı ala rasulihi, ala rasuli, rasule salatü ve selam gibi. Cehren kabl el ezani ev ba'dahu, açık bir şekilde ezandan önce ve ezandan sonra. Fe kullu zalike, bunların hepsi muhtesun mubtedaun, yeni olan bidatlardandır. Yahrumu fi'aluhu, onu yapmak haram oluyor. Ve yecibu inkaruhu, onu inkar etmek vacip oluyor. Ala men fa'aluhu, onu yapan üzerine. Evet. Şimdi normalde ezan, lafız olarak bizim bildiğimiz ve yaygın olarak okunan ezan kaç lafızdır? 15 lafızdır. Öyle mi? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas salah, hayya alas salah, hayya alal felah, hayya alal felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu Abdullah İbni Zeyd hadisinde varit olan siga budur. Ve Bilal'in genelde okumuş olduğu ezan da budur. Ondan dolayı Mekke ve Medine'de genel itibariyle kabul görmüş olan ezan da budur. Yani bu şekilde okumuş olan ezan. 15 lafız. Bir de ayrıyeten Peygamber aleyhissalatu vesselam yolda giderken 2-3 kişinin kendi arasında ezan okuduğunu duyuyor. Birinin sesi çok güzel. Bu sesi güzel olan sahabenin ismi de Ebu Mahzura veya Ebu Mahzura
diye bir sahabe. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sahabeyi çağırıyor ve buna ezanı öğretiyor. Yani al ezan bu şekildedir, ezanı oku diyor. Yani Abdullah İbni Zeyd kanalından gelen hadis var olduğu gibi, Bilal'in ezan okumasını varit olan hadis var olduğu gibi, bir de Resulullah aleyhissalatü vesselam Ebu Mahzure'ye hadis ezanı öğrettiği için bir de Ebu Mahzure'den varit olan rivayet var. Ebu Mahzure'den varit olan rivayet de Bilal'in rivayetine muhalif. Veyahut da Abdullah İbni Zeyd'in rivayetine muhalif. Ebu Mahzure'den iki şekil gelmiş. Birinde 19 lafız, birinde 17 lafız. Ebu Mahzure'den gelen rivayetlerde bir tanesinde 19 lafız, bir tanesinde 17 lafız. İki lafız da senet kriterleri açısından sahih. Yani iki tane hadis de senet kriterleri açısından sahih olan hadisler. 19 olan nasıl 19? Normal aynı bizim bildiğimiz gibi, yani biz dedik ya 15. Aynı 15 bu şekilde. Lakin ezanda tercih diye bir şey var. Ezanda tercih ne demektir? Ezanda tercih. Ezanda tercih demek kişinin ezanın bazı bölümlerini önce sessizce çok kısık bir sesle söylemesi, ondan sonra sesini yükseltip söylemesi. Mesela diyelim ki ezan okuyor şahıs, eşhedü en la ilahe illallah dedikten sonra, eşhedü en la ilahe illallah dedikten sonra eşhedü en la ilahe illallah diye sesini yükseltmesidir. Bunun ismi tercih'dir. Yani önce kişinin kendi duyacağı veya çevresinde çok basit bir sesle, kısık bir sesle ezanın lafzını söylemesi, sonra da yüksek sesle herkesin duyacağı şekilde i'lam şeklinde ezanın lafzını okumasıdır. Ebi Mahzure'nin rivayetinde Peygamber aleyhissalatü vesselam ona öğretirken bu şekilde öğretiyor. Önce diyor sen söyle, ondan sonra sesini tekrardan döndür ve yükselt. Yükselterek bu defa oku. Yani bütün lafızlar aynı. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah kısmında tercih var. 15 ise her birinin ikişer defa tercihiyle beraber kaç olmuş oldu? 19 olmuş oldu. Öyle mi? Ebu Mahzure'den gelen bir rivayet. İkinci bir rivayette, Ebu Mahzure'den gelen ikinci bir rivayette yine aynı şekil tercih var. Eşhedlerde, yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah kısmında tercih var. Sadece bu kısımda, başka kısımda tercih yok. Tercih var. Lakin ezanın başındaki Allahu Ekber 4 tane değil, 2 tane. Yani hani normalde Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyoruz ya, değil. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ondan sonra eşhedü en la ilahe illallah. Sessiz. Sonra yüksek eşhedü en la ilahe illallah diye tercih eder. Kaç olmuş oldu? 17. Öyle mi? Demek o zaman 3 tane rivayet var. Bir, Abdullah İbni Zeyd'in rivayetine gelen 15 ve Mekke Medine ehlinin üzerine devam ettiği, bugün de dünyanın birçok yerinde okunan ezan şekli. İki, Ebu Mahzure'den gelen işte 19, Ebu Mahzure'den gelen 17 tane rivayet. Ha. Şimdi rivayetler zahiren birbirine çelişik olduğu zaman doğal olarak ne yapılmış? Doğal olarak o rivayetlerin zahiri birbirine çeliştiği zaman işletilen usul burada da ne yapılmış? Burada da işletilmiş. Bir grup alim demiş ki biz bunların arasını cem ederiz. Nasıl bunların arasını cem ederiz? Deriz ki sünnet bunların hepsinin bu şekilde okunması halinde gelmiştir. Demek ki bu konuda genişlik vardır. Dileyen dilediği şekilde ezanı ne yapabilir? Dileyen dilediği şekilde ezanı okuyabilir. Bazı alimler demişler ki hayır, buradaki cem mümkün değildir. Bizim burada tercih yapmamız lazım. Yani nesh imkanı da mümkün değil. Hani hangisi önce, hangisi sonra, hangisi hangisini nesh etti. Yani mesela Abdullah İbni Zeyd'in hadisi hicretin birinci senesinde vaki olmuş olan bir olay. Ebu Mahzure'nin olayı çok sonralardan gerçekleşmiş olan bir olay, ama bu bunu nesh etti mi etmedi mi bu belli olmadığı için demiştik nesh bilinmediği zaman, neshin şartları yerine gelmediği zaman tercihe gidilir. Öyle mi? Demişler biz bunu tercih ediyoruz. Neyle tercih ediyoruz demişler? Şununla tercih ediyoruz. Mekke'nin, Medine'nin ameli budur. Resulullah'ın yanında Bilal sürekli bu ezanı okumuştur. Resulullah bu ezanı kabul etmiştir. Ondan dolayı biz 15 lafız olan rivayeti ne yapıyoruz? 15 lafız olan rivayeti tercih ediyoruz ki genelin görüşü de bu yönde. Yani 15 lafız olduğu yönünde. Lakin eğer bir konuda hadisler varid olmuşsa, Ebi Mahzure'nin hadisinde ziyade varsa ve bu ziyade de Sikkan'ın rivayeti ise ve öncekiyle de çelişki ifade etmiyorsa, öyle mi? Burada bir çelişki yok.
hani birbirine zıtlık ifade eden bir durum söz konusu değil. Sadece ekstra bir ziyade getirmiş ravi. Bu ne yapılabilir? Bu kabul edilebilir. Allahu alem, bu konuda racih olan da bu konuda genişlik olduğudur. Öyle mi? Yani üç rivayetle de amel edilebileceğidir eğer üçü de sahihse. Ama eğer bu şekilde alışılmışsa, yani özellikle avam bunu bu şekilde biliyorsa ve farklı yapıldığı zaman da fitneye sebebiyet verecekse, o zaman eftal olan sünnette var olan ve insanların alışmış olduğunu yapmaktır. Hani ne gibi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'nin temellerini Hazreti Ayşe'ye diyor ya, senin kavmin küfürde yeni olmamış olsaydı ya Ayşe, ben Kabe'yi yıkardım, İbrahim'in temelleri üzerine yükseltirdim. Normalde niye bunu yapmıyor? Çünkü bu bir belbeleye sebebiyet verecek ve çok da gerekli olan bir durum da değil. Hani çok ciddi bir sıkıntı da teşkil etmiyor. Ki bu daha yumuşak. Yani burada en azından gene sünnete uyuyorsun. Yani var olan bir sünneti uygulamış oluyorsun. Ondan dolayı nedir? Efdal olan bu anlamda. Üçü de yapılabilir ama efdal olan insanların alışmış olduğunu ve belbeleye sebep olmayacak olanı yapmaktır. Tamam. Şimdi burada biz demiştik ki ezandaki şartlar iki kısma ayrılır. Bir sıhhat şartları var, bir kemal şartları var demiştik. Sıhhat şartlarını zaten saymıştık. Hem ezanda hem de müezzinde zikredilmiş olan sıhhat şartlarını saymıştık. Şimdi burada ne yaptı? Şeyh burada kemal şartlarını anlattı. Bir, ezanı çok uzatmamak, çok da kısaltmamak. Yani ne ilama engel olacak kadar kısa tutmak, ne de şarkıya dönüştürecek kadar uzun tutmak. Doğal olarak da zaten genelde sünnet ehli olan alimlerin birçoğu bugün insanların okumuş olduğu işte şarkı modelindeki diyelim ezanları zaten kabul etmiyorlar. Hele bir de özellikle yani Türkiye gibi yeryüzün en fasık, en değersiz, en necis insanların ezan okuduğu. Yani sanatçıların biliyorsunuz Ramazan ayı geldiği zaman sanatçılara ezan okutuyorlar. Yani belki gecesinde ağzı içkiyle veya başka şeylerle necis olmuş olan o insanlar sabahleyin Allah Azze ve Celle'nin kelamını ağızlarına alıp ezan okuyorlar. Tabi şarkı modunda ezan okuyorlar. Yani normal bildiğimiz ne vakarı kalıyor ezanın ne başka bir şey. Böyle bir ezan olmayacak. Ne ilama münafi olacak kadar kısa ne de şarkıya ve taganniye dönüşecek kadar uzun olmayacak demiş. Kıbleye dönmesi ve parmaklarını kulağına kapatması müstehaptır demiş. Bunu nereden çıkarmış? Bunu Bilal radıyallahu anh'i görüp de ezanını bize nakleden bir sahabeden çıkarmış. Ben Bilal'i takip ediyordum. O parmaklarını kulağına koymuştu ve kıbleye ne yapmıştı? Kıbleye yönelmişti. Sağa ve sola döner. Bu da aynı şekilde Bilal'in ezanını zikreden sahabenin sözü. Bilal hani hayal-i salah ve hayal-i felah dediğinde sağa sola döner daha çok insanlara ulaşsın diye. Bir de es-salatu hayrun minen-nevm. Bu da Peygamber aleyhissalatu vesselam ona sabah namazında söylemesi gerektiğini söylüyor. Yani sabah namazını okurken insanlar uyuduğu için es-salatu hayrun minen-nevm demeleri gerektiğini söylüyor. Ha bunun dışında ekstra bir konuya girmiş şeyh. Ezanı öncesinde, sonrasında yüksek sesle sünnette veya kısık sesle sünnette varid olmamış olan duaları okumak ve ekstra zikirler zikretmek kesinlikle ne değildir? Kesinlikle caiz değildir, bid'attır. Ne gibi? Belki bizim buralarda pek yaygın değil ama işte Araplarda bazen olabiliyor. İşte adam ezanı bitirdikten sonra La ilahe illallah diyor. Ondan sonra işte ve sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Mesela yüksek sesle Resulullah aleyhissalatu vesselam'a salat getiriyor. Veyahut da Şiaların bazılarının yaptığı gibi Aliyyun veliyullah gibi mesela en sonunda zikretmek. Veyahut da buna benzer şeyleri zikretmek. Bunlar da nedir? Bunlar da bid'attır. Aslı yoktur. Evet. وَلَا يَجْزِيُ الْاَذَانُ قَبْلَ الْوَقْتِ Vakit girmeden önceki ezan yerine geçmez. Hakkını helal et. İkameyi de okumuştuk öyle değil mi? Okumuş muydun? Yok. Okumamıştın. Evet. وَلَا يَجْزِيُ الْاَذَانُ وَالْاِقَامَةُ اِحْدَى عَشَرَةَ جُمْلَةً Senin kitabında mı eksik orası? Yok. He tamam oradan oku, diğer kitaptan oku. Bizde şurada vermiş abi. En sonda mı vermiş? Oradan oku o zaman. Vel ikametu kâmet ihde aşrete cümleten 11 cümledir. Yehdiruha ey yusri'u fîhe hızlı hızlı okulunda. Liyennehe çünkü o li'alâmil hadirine hazır olanlara bildirmek içindir. Evet. Fela da'iye literasulü fîhe onda yavaş yavaş okumaya gerek yoktur. O yüstehabbu mustahaptır. Eyyetevelle el-ikamete kâmeti üstlenmesi min men tevellel ezâne
Ezanı üstlenenin kameti de üstlenmesi müstehaptır. وَلَا يُقِيمُ اِلَّا بِاِذْنِ الْاِمَامِ İmamın izniyle kamet getirir. لِيَنَّ الْاِقَامَةَ Çünkü kamet مَنُوتٌ وَقْتُهَا بِنَذَرَ الْاِمَامِ Kametin vakti imamın görüşüne bağlıdır. فَلَا تُقَامُ اِلَّا بِاِشَارَتِهِ Ancak onun işaretiyle kamet getirir. Şimdi ikametle ilgili de aynı şekilde Abdullah İbni Zeyd'in kametinde 11 lafız var. Allahu Ekber, Allahu Ekber 2. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, hayyâle salâh, hayyâle felâh, kad kâmeti salâtu, kad kâmeti salâh, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Ne olmuş oldu? 11 tane. Ebu Mahzure'nin rivayetinde 17 tane lafız var. Nasıl? Ezanı olduğu gibi şeyle okumak. Yani işte ezanı olduğu gibi şey sadece hızlı bir şekilde okuyaraktan. Bir de ne var? Ekstrada ondan. Nasıl 17 tane olmuş? Nasıl? Katkamet selah, katkamet selah. 15, 2 de o 17. Normal ezanı ama hızlı bir şekilde okuyor. Şimdi burada dedi ki yine yaygın olan aynı şekilde bildiğimiz gibi Ebu Mahzure'ninki değil Abdullah İbni Zeyd'in rivayetinde gelen 11 lafızlı olan ne? 11 lafızlı olan kamet. Lakin bazı yerlerde burada da ezan normal değil mi? Ezan olduğu Hanefiler genelde ezanı olduğu gibi sadece hızlı bir şekilde okuyorlar. Ama genelde 11 lafızla yapılıyor. Bu da aynı şekilde ikisi de sahihtir. İkisiyle de ne yapılabilir? İkisiyle de amel edilebilir. Burada dedi ki onda hızlı bir şekilde yapar. Niye? Çünkü sünnette varit olan budur. Yani ezanda yavaş yavaş gitmektir. Kamette ise hızlı bir şekilde kameti yapmaktır. Burada illetini açıkladı. Çünkü ezan hazır olmayanlara bildirmek olduğundan ötürü ne kadar uzun olursa, ses ne kadar yüksek olursa fayda o kadar hasıl olur. Lakin kamet tam zıddıdır. Kamet tam orada bulunanların, zaten hazır olan insanların namaza kalkması için verilen bir komut olduğundan ötürü ne kadar yavaş olursa hayır ameline daha çabuk gitmek için fayda daha fazla, maksat daha çabuk hasıl olmuş olur. Ondan dolayı daha yavaş okunur. Bir de dedi ki burada kamet imamın izni ile yapılabilir. Niye? Çünkü kamet ancak imamın gelmesine bağlıdır. Yani imamın hazır olmasına bağlıdır. Bunun sebebi şudur. Sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara şöyle bir emirde bulunduğunu söylüyor. Beni görmeden kamet getirmeyin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi Peygamber eskiden onların yanında iki tane hali vardı. Ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam camideyken kamet getiriliyordu veyahut da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evindeydi, ezan okunuyordu. Aleyhisselatü Vesselam orada sünnet namazlarını kılıyordu, revatibini kılıyordu. Ondan sonra içeri geliyordu. Peygamberimizin evde olmadığı, yani mescitte olmadığı zaman, tabi bu imam için de geçerli. Şu anki mesela diyelim bir yerde namaz kılınıyor. Hani nasıl sünnet olan, hep bu soru sorulur. Sünnet olan ne zaman ayağa kalkmaktır? Kameti ne zaman getirmektir diye. Bu aynı zamanda sünneti de bize öğretir. İmam cemaatle beraberse eğer, zaten imamın işaretiyle kamet verilir. İmam kalktığı zaman insanlar da her konuda imama tabi olduğu için insanların kalkması da nedir? İnsanların kalkması da müstehaptır. Tabi bazı alimler demiş kamet bittiği yerde, bazıları demiş kat kametü salat yerinde, bazıları demiş hayyâle salâh yerinde ayağa kalkılacak. Lakin bunlar hiçbiri hani özel bir delile dayalı söylenmiş olan sözler değil. Ondan dolayı imam ne zaman ayağa kalkarsa insanlar da onunla beraber safları düzeltmek için ayağa kalkabilirler. Veyahut da kamet okundu bitti, imam kalkmamış olsa bile, başka bir şeyle meşgul olsa bile insanlar ayağa kalkabilirler. Lakin eğer imam şeydeyken, imam mescidinin dışındaysa o zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi imamı görmeden kamet getirilmez. Doğal olarak imam girmeden de kimse ne yapmaz? Kimse ayağa kalkmaz. Bu da ne? Bu da imam olduğunda veya olmadığında ne şekilde namaza kalkılacak? O anlamdaki sünneti anlamak açısından. Evet. وَلَا يَجْزِعُ الْاَذَانُ قَبْلِ الْوَقْتِ Vakitten önceki ezan yerine geçmez. لِيَنَّهُ Çünkü o شُرْعَ لِلْاَلَامِ بِدُخُولِهِ Onun girdiğini belirtmek için meşru kılınmıştır. فَلَا يَحْسِلُ بِهِ الْمَقْصُودُ Bununla kastedilen meydana gelmez. وَلِيَنَّ ف۪يهِ Çünkü onda تَغْرِيرًا لِمَنْ يَسْمَعُهُ Aldatma. وَلِيَنَّ ف۪يهِ Çünkü onda تَغْرِيرًا لِمَنْ يَسْمَعُهُ Onun işitini aldatma vardır. اِلَّا اَذَانَ الْفَجْرِ Sadece fecir ezanı hariç.
feyecuzu takdimuhu kable subhi, sabahtan önce onu takdim etmek caizdir. Liyeteehhebe nasu lisalati fecri, insanları sabah namazına uyandırmak için. Lakin fakat yenbegi, gerekir eyyüezzine ezanen ahara, aynı tulu'ul fecri, fecir doğduktan sonra başka bir ezan okumak gerekir. Liya'rifen nasu, insanlar bilmesi için duhulel vakti, vaktin girdiğini. Ve hulule's salati ve's siyami, namaz ve oruç vaktinin girdiğini bilmeleri için. Şimdi normalde biz demiştik zaten ezanın şartlarından bir tanesi nedir? Vakit girmiş olduktan sonra ezanı okumaktır. Gaye vaktin girdiğini bildirmek olduğundan ötürü vaktinden önce okunan ezan da yerine gelmemiştir. Yani mutlaka ezanın sahih olabilmesi için vaktin ne olması lazım? Vaktin girmiş olması gerekir. Ancak bunun bir tane istisnası vardır. O da nedir? Sabah namazıdır. O da neyle istisnadır? Sünnetle istisnadır. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde iki tane ezan okunuyordu. Birinci ezan bir Abdullah ibn-i Mektum okuyordu, bir de Bilal okuyordu. Öyle değil mi? Abdullah ibn-i Mektum'un okuduğu ezan veyahut da Bilal'in okuduğu ezan, yani birinci okunan ezanın gayesi neydi? Sahur yiyenler ezan vaktinin yaklaştığını bilsinler, bıraksınlar. Yatakta olanlar sabah namazına hazırlanmak için kalksınlar. İkinci ezanın gayesi neydi? Vaktin girdiğini beyan etmekti. O zaman hangi halde sabah namazında vakit girmeden ezan okunmak caiz olabilir? İki ezanın okunduğu yerlerde. Şayet diyelim mesela Türkiye'de tek ezan okunuyor. Öyle değil mi? Tek bir tane ezan okunuyor. Vakitten önce ezan okumak caiz midir? Hayır, değildir, çünkü işlenenleri aldatma söz konusu olabilir. Vakit girmeden insanlara namaz kıldırma, vakit girmeden insanların sahuru bırakmasına sebebiyet verebilir. Ondan dolayı olmaz. Ancak iki ezanın okunduğu memleketlerde biri vakit girmeden önce, biri vakit girdikten sonra yapılabilir. Çünkü burada aldatma ne yapılmıştır? Aldatma olasılığı ortadan kalkmıştır. Evet. وَيَسُنُّ لِمَنْ سَمْيَا الْمُؤَذِّنَ مُؤَذِّنِ içten için sünnet oluyor. İcabetuhu, ona icabet etmesi. بِاَنْ يَقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُ, onun dediği gibi demesi. وَيَقُولُ عِنْدَ حَيَالِ السَّلَهِ, حَيَالِ السَّلَهِ yanında der. حَيَالِ الْفَلَهِ ve حَيَالِ الْفَلَهِ yanında der. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ der. ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ مَنْ يَفْرُغُ الْمُؤَذِّنُ, sonra müezzin bitirdikten sonra şöyle der. Allahümme rabbe hâzi da'veti tâmmeti ve salâti l-kâimeti âti Muhammeden vesîlete vel fadîlete ve be'athu makâmen mahmûden lezî va'abtehu der. Ve yahrumu. Tamam. Şimdi normalde ezan okunduğu zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنِ, müezzini işittiğiniz zaman müezzinin söylediğinin aynısını söyleyin. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ, sonra diyor ki وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ بِهَا عَلَيْهَا عَشَرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيلَةِ, sonra bana vesileyi ne yapınız? Sonra bana vesileyi isteyiniz diyor. Başka bir rivayette Peygamber aleyhissalatü vesselam kim ezanı işitir, müezzinle beraber ezanı şey yaparsa, tekrar ederse, sonra akabine de Allahümme rabbe hazi da'veti tammeti ve salatil qaime ati Muhammeden vesilete vel fadilete ve derecete rafi'ate aliye ve ba'athu makamen mahmuden illezi va'adde derse hallet lehu şefaati yevmel kıyame, benim şefaatim ona helal olmuştur diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Başka bir rivayette Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor müezzini işittiği zaman kim eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü raditu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen derse gufira lehu ma teqaddeme min zenbihi, onun geçmiş günahları ne yapılır? Onun geçmiş günahları affedilir. Öyleyse sünnet olan nedir? Kişinin ezanı işittiği zaman müezzinle beraber ezanı ne yapmasıdır? Ezanı söylemesidir. Başka bir rivayette Peygamberimizin eşlerinden biri aleyhissalatü vesselam müezzin bitirdiği zaman Peygamberimizin onu tekrar ettiğini söylüyor. Yani mesela diyelim Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi müezzin. Bitti. Biz hemen Allahu Ekber, Allahu Ekber diyeceğiz. İşte Allahu Ekber, aynı şekilde devam edeceğiz. Tüm ezanı olduğu gibi tekrar edeceğiz. Sadece neresi müstesna? Hayy ala salah,
Hayal el felah kısmı müstesna. Ne diyeceğiz orada? La havle ve la kuvvete illa billah. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam Ömer radıyallahu anha ezanı müezzini nasıl takip etmesi gerektiğini öğrettiği zaman işte o böyle dediğinde sen de böyle de, o böyle dediğinde sen de böyle de, bu kısma geldiğinde la havle ve la kuvvete illa billah diyor. Bunun dışında gerek ilmihal kitaplarında gerek fıkıh kitaplarında ezanın başka yerleriyle ilgili zikredilen muhalif zikirlerin hiçbirinin delili yok. Mesela ne gibi? Es-salatu hayrun minen nevm. Ne diyeceğiz? Sadakta ve berirte mesela. Doğru söyledin gibi. Böyle bir şey yok mesela. Es-salatu hayrun minen nevm. Es-salatu hayrun minen nevm. Öyle mi? Sadece istisna kılınan kısım hayya'l-salah, bir de hayya'l-felah kısmı. Bunu bitirdik mi? Bunu bitirdik. Peygamber aleyhissalatu vesselama salat getireceğiz. Sonra Allahümme rabbe hazi da'veti tamme ve salatil kaime. Bu duamızı yapacağız. İnşallah Allah Azze ve Celle bizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olanlardan eyler. Veyahut da dediğim gibi اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا. Yani Rab olarak Allah'tan razı oldum. Ve bil İslami dinen, din olarak İslam'dan razı oldum. Ve bi Muhammedin nebiyye, din nebi olarak da Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan razı oldum diyeceğiz. İnşallah Allah geçmiş günahlarımızı bununla af edecektir. Burada bir bidat, işin içine girmiş olan bir bidat ne? İşin içine girmiş olan bidat şu: İnsanlar ne müezzinle beraber ezanı tekrar ediyorlar, ne ezan bittikten sonra bu duayı yapıyorlar. Bu duayı nerede yapıyorlar? İmam namaza durduğu zaman imam elini kaldırıyor, imam bu duayı yapıyor, akabine cemaat de bu duayı yapıyor. Yani mesela imam, biliyorsunuz imam normalde kılınan namazlarda öne geçtiği zaman elini kaldırıyor. Allahümme rabbi hazi daveti tammeti diyor. Bu yanlış. Niye yanlış? İki yönden yanlış. Bir, bu ezanın duası. Yani ezanın akabine yapılması lazım. Ezan okunuyor. İnsanlar sünnet namazı kılıyorlar. Belki bir 10-15 dakika geçiyor. İmam ondan sonra başa geçiyor. Ondan sonra yapıyor. Bu birinci yanlış. İkinci yanlış, bazıları diyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ya beyne kulli ezaneyni şey estağfurullah la yuraddu du'a'u beynel ezaneyni, iki ezanın arasında dua reddolunmaz diyor. İki ezandan kastı ne? Ezan ile kamet. Adam mesela diyor ki kamet demiş olduğumuz şey ne? İşte kamet yapıldı, bu da ezan. Resulullah bunu ezan diye isimlendirdi diyor. Ben ezanın akabine bu duayı yapmış oluyorum diyor. Yani ikinci ezanın akabine bu duayı yapmış oluyorum diyor. Velev böyle olmuş olsa sünnette imamın yapıp da cemaatin arkasından yapması gibi bir şey gene söz konusu değil. Öyle mi? Yani sünnette böyle bir şey varit olmamış. Zaten bütün bid'atların temelinde ne vardır? Sünnette varit olan umumi şeylerin lafzına yapışmak vardır. Yani sünnette onu yapmak gerektirdiği halde Resul ve sahabesi yapmamasına rağmen o özel olan kısmı almayıp o umumi olan lafızlara yapışmak bütün bidatlerin neyidir? Şu anda var olan hemen hemen bütün bidatlerin ana sebeplerinden bir tanesidir. Demek ki sünnet olan neymiş? Ezanın akabinde bunu yapmakmış. Evet. وَيَحْرُمُ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ Mescidden çıkmak haram oluyor. بَعْدَ الْاَذَانِ Ezandan sonra بِلَا عُذْرٍ Özürsüz اَوَ نِيَةَ الرُّجُوعِ Daha da dönme niyeti olmaksızın çıkmak. وَاِذَا شَرَعَ الْمُؤَذِّنُ Müezzin başladığı zaman fil اَذَانِ Ezana başladığı zaman وَالْاِنْسَانُ جَالِسٌ İnsan oturuyorsa فَلَا يَنْبَغِ لَهُ اَنْ يَقُومَ Kalkması gerekmez. بَلْ يَصْبِرُ حَتَّى يَفْرُغَ Bilakis sabreder bitirene kadar. لِأَلَّا يَتَشَبَّهَ بِالشَّيْطَانِ Çünkü bu şeytana benzememek. لِأَلَّا يَتَشَبَّهَ بِالشَّيْطَانِ Şeytana benzememek için. Öyle mi? Ta ki şeytana benzemesin. Şimdi normalde ezan okunduğu zaman adamın biri mescitten çıkıp gidiyor. Ebu Hureyre diyor اَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى اَبَا الْقَاسِمِ Bu var ya diyor, bu Ebu Kasım'a ne yapmış olduğu, isyan etti diyor. Yani kimi kastediyor? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı kastediyor. Demek ki Ebu Hureyre Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan ezan okunduktan sonra mescitten çıkılmayacağına dair bir şey işitti. Bir adamın da ona muhalefet ettiğini görünce ama bu var ya bu, işte bu Ebu Kasım'a muhalefet etmiştir dedi. Ve o şekilde adama işaret etmiş oldu. Ondan dolayı insan diyelim mesela bir yerde oturdu. Ezan okundu, namaz kılınacak. İnsanın ne yapmaması lazım? Oradan çıkıp gitmemesi lazım. Bazı alimler buna illetini beyan ederken de
ta ki insan münafıklara benzemesin demişler. Hani münafıklar genelde ezanda, namazda tembel olduğu için cemaat namazında, ta ki münafıklara ne yapmasınlar? Benzemesinler. Ancak ne olur? Çok zaruri bir durum söz konusu olur ki zaruri durumlar namazı vaktinden ertelemeyi dahi insana mübah kılıyorsa, cemaat namazını terk etmeyi hayda hayda insana mübah kılar. Cem'i mübah kılan bir durum gibi mesela. Aynı şekilde ezan okunduğu zaman kalkıp gitmek, biz hatırlıyorsanız demiştik ki اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ دُرَاتٍ. Ezan için nida edildiği zaman şeytan arkasını döner gider ve onun bir sesi vardır demiştik. İnsan ezan okunduğu zaman arkasını dönüp gittiğinde neye benzemiş olur? Bu anlamda şeytana benzemiş olur. Şeytana benzememek için ezanın okunduğu yerde kişinin yerinde oturması, kalkıp gitmemesi iyi olur demiş Şeyh, evet. وَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ Müslüman için gerekir. اِذَا سَمْيَا الْاَذَانَ Ezanı işittiği zaman اَيَّتَوَجَّهَ yönelmesi, اِلَى الْمَسْجِدِ mescide yönelmesi gerekir. وَيَتْرُكَ سَائِرَ الْاَعْمَالِ الدُّنْيَوِيَّةِ Dünyevi olan sahip diğer amelleri terk etmesi gerekir. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah-u Teala dedi ki فِي بُيُوتٍ evlerden فِي بُيُوتٍ evlerde اَذِنَ اللّٰهُ Allah izin verdi اَنْ تُرْفَعَ yüceltilmesine ve yüzkara zikredilmesine fiha o evlerde ismuhu isminin yüceltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği o evlerde fi yusabbihu lehu fiha orada ona tesbih edilir bil guduvi vel asali gece ve gündüz veya sabah ve akşam ne yapılır ona tesbih edilir ricalun öyle adamlar la tulhihim onları alıkoymaz. Ticaretun, ticaret ve la bey'un, ne de alışveriş an zikrillahi ve ikamis salati, Allah'ın zikrinden ve namazı ikame etmekten ve itaiz zekati ve zekatı vermekten yehafûne, korkuyorlar yevmen, öyle bir günden korkuyorlar ki teteqallabu fihil kulubu vel absar, o günde gözler ve kalpler ne olur? Gözler ve kalpler çevrilir. Yani diyor ki şeyh, bu müminlerin özelliklerindendir. Ondan dolayı ezan okunduğu zaman müminin mescide, yani namaz kılınan yere yönelmesi ve dünyevi amelleri ne yapması? Dünyevi amelleri terk etmesi gerekir. Tamam. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Tabi burada ne var? Burada biz dedik ya, ezan dua ile kamet arasında ezan reddedilmez. Müslüman ezan okunduktan sonra kamet verilinceye kadar dua etmesi, zikirle meşgul olması onun için nedir? Onun için efdaldir. Çünkü hiçbir dua yoktur ki ya Allah kulun istediğini verir, ya ondan bir belayı def eder veya kıyamet gününde ondan daha hayırlısını ona saklar. Yani bu hayırdan mahrum olmamak için ezanın akabinde namazı beklerken oturup dua etmek efdaldir. Hele özellikle kişi ilim talebesi ise, yani hem ihlasa, hem takvaya, hem sabra, hem tevekküle birçok şeye ihtiyacı varsa, onun demek ki daha çok duaya ihtiyacı var. Yani herkesin elbette ki duaya ihtiyacı var. Herkes Allah'a dua etmelidir. Ama bazı insanlar vardır ki bulundukları konum itibariyle daha çok Allah'a dua etmeleri gerekir. Bunlar kimdir? Mesela birinci sırada mücahitler. Niye? Çünkü onlar İslam'ın zirvesini temsil ettiklerinden ötürü kim en hayırlı ameli yapıyorsa, öyle mi? Şeytanın vesvesesi ona karşı daha yoğundur. Yani şeytan en çok Müslümanlara, Rabbine ve dinine faydalı olan insanı saptırmaya çalışır. Bu anlamda en üstün olan, zirvede olan eğer mücahitlerse, ondan dolayı mücahitlerin en çok duaya ihtiyacı olan onlardır. En çok dua etmesi gereken onlardır ki o şeytanın vesveselerinden korunabilsinler. İkinci sırada kimlerdir? İlim adamları ve davetçilerdir. Niye? Çünkü bunlar da çokça hayır yaptıkları için, insanlara yol gösterdikleri için şeytanın bunlara vesvesesi ve saptırması daha kuvvetlidir. Mesela bir ilim talebesi için örnek verdik biraz önce. İşte nedir? İhlasa ihtiyacı var. Her an ihlasa ihtiyacı var. Çünkü bir an ihlası kaybetse o çektiği bütün sıkıntı boşa gidecek, ecir almayacak mesela. Her an sabra ihtiyacı var. Çünkü ilim komple sabırdır. Yani sabretmeyen insan ilim ne yapamaz? İlim öğrenemez kesinlikle. Ondan ötürü bu tip insanların, özellikle zaten her Müslüman, akıllı olan her Müslüman duanın kabul olduğu anları gözetler.
Öyle mi? Yani nasıl ki bir avcının avını gözetlediği gibi akıllı Müslüman duanın kabul olacağı, istiğfarın kabul olacağı, Allah Azze ve Celle'nin kullara en yakın olduğu anları gözetler, kollar, o anları boş geçirmez. Yani o anlarda ne yapar? O anlarda istifade eder. Onun için bizim de istifade edeceğimiz anlardan bir tanesi de nedir? Ezan ile kametin arasıdır. Evet. Biz demiştik ya, sıhhat şartlarından benim Müslüman olması lazım. Tamam. O mesela Müslüman değilse adam ezan okursa, bizim bir daha o ezan okumamız lazım gerekir mi? Bu zaten sünnet. Anlamadım, bir daha söyle. Sen bu tekrarı mı söylüyorsun yoksa ezan okumayı mı söylüyorsun? Diyelim ki bir bölgede okunan ezan eğer işte hani kabul değilse, yani yerine gelmiyorsa, Müslümanların orada ezan okuması gerekir elbette. Velev yerine gelse bile bir daha ezan okumamızda bir beis yok. Yani mesela diyelim ki şimdi ezan okundu. Biz 15 dakika sonra mescidin sesi geldi. Sen burada namaz kılıyorsun. Öyle mi? Senin bir daha bir kardeşinin kalkıp ezan okumasında hiçbir şey yok. Şeytanlar buradan uzaklaşır. Bütün ins ve cin ona şahitlik eder. Allah Azze ve Celle'nin kelamı yüceltilmiş olur. Bu fayda içerisinde fayda. Yani aynı yerde bir ezan okundu diye başka ezan okunmayacak diye bir kayma yok. Kayda yok. Hatta Enes radıyallahu anh mescidin içerisinde ezan okunup namaz kılınmasına rağmen kendisi geç geldiği zaman yanındaki adama ezan okutturmuş, o şekilde namaz kıldırmış. Yani aynı mescitte hani bir ezan, mesela diyelim şimdi biz bir mescide girdiğimizi düşün. Ezan okunmuş, millet namaz kılmış. Ezan okumuyoruz, sadece kamet getiriyoruz, namaz kılıyoruz. Enes radıyallahu anh ezan okumuş, tekrardan namaz kılmış. Onun için evde bile olsa mesela dedi ki Allah dağ başındaki çobanın okumuş olduğu azandan taaccüp eder ve der ki bakın kulum benden korktu, ben de onu affettim der. İnsan tek olduğu zaman da insana ezan okuması güzel olan bir şeydir. Ezan okuyup kamet getirip namaza durması güzel olan bir şeydir. Tamam? Evet. Bu ezandan sonra yapacağı dua birlikte yapabiliyor mu? Yok. Tek. Herkes tek yapacak. Okunan ezanlardan sonra biz bu duayı, mesela hiç ezan okumadan normal ezandan sonra okuyacak duaları okumamız bir sıkıntı var mıdır yani? Yok, bunda bir sıkıntı yok. Yok. Çünkü dedik ya, yani bunlar sıhhat şartıdır diyenler olduğu gibi sıhhat şartı değildir. Olsa güzeldir, olmasa da sonuçta yerine gelmiştir. Yani eğer emin olunmuşsa yerine gelmiştir diyoruz. Bir de daha önce de söylemiştik. Mesela hatırlıyorsanız demiştik ki normalde eskiden alimlerin mesela adaletle ilgili söylemiş oldukları bir takım şeyler. Mesela demiştik ki kafirden şu asla kabul edilmez. Öyle mi? Diyelim bir takım şeyler söylemişler. Bunu asla söylememişler. Bunu neyle söylemişler mesela? Bunu işte daha ziyade hani diyelim ki işte kafire güvenilmez. Kafir Müslüman değildir. Yani bir kafir Müslümana niye ezan okur ki mesela? Hani insan düşündüğü zaman okumaz. Okuyorsa da vardır bunda mutlaka bir çapanoğlu demişler. Hani ya insanları kandırıyordur ya ezanla dalga geçiyordur vesaire. Lakin bugün gerçekten mesela bu anlamda bir takım fetvaların yenilenmesi gerekiyor. Niye? Çünkü birçok konuda küfre giren insanların çoğunun bu anlamlarda dini hassasiyeti var. Yani o alimlerin kastetmiş olduğu kafirler gibi değiller. Hani dinle dalga geçebilecek olan işte dini. Hatta belki onun o konuda senden daha fazla hassasiyeti var. Örneğin bu Müslüman doktor meselesi. Misal şimdi adam diyor ki normal sen oruç tutmaman için iki tane Müslüman doktorun şahitlik etmesi lazım. Yani bu adam oruç tutmayacak kadar hastadır demesi lazım ki senin şey yapman lazım. Nedir ismi? Orucunu yiyebilmen lazım mesela. Şimdi diyelim senin bulunduğun mıntıkada yani çağımızın ve günümüzün yaygın olan şirklerini işleyen doktorlar var. Doğrudur. Lakin o fıkıh kitaplarında söz edilen kafir doktor gibi de değiller. Yani İslam fıkhı onun da hassasiyeti. Hatta belki dediğim gibi yani bazı konularda incelesen ve irdelesen o senden daha hassas olabilir. Yani daha fazla kılık kılık yarabilir. Hatta belki müteşeddit olabilir bazı konularda. Örneğin mesela tasavvuf ehli bir doktor olduğunu düşün. Allah'tan başkasından yardım dileyen, şeyh işte kainata tasarruf hakkına sahip olduğuna inanan bir doktor düşün mesela. Şimdi bu adam bu konuda şirke düşüyor olabilir ama bu adamın bu diğer konuda yani bir oruçlunun oruç tutması veya tutmaması konusundaki şahitliği emin ol benim senin şahitliğinden daha ağırdır. Çünkü hem onun belli kriterleri var, onun dışına çıkamaz. Yani mesela bir taassubu var belli görüşler üzerine. Hem de zaten bu konularda müteşeddit, yani sünnetin istediğinden fazlası şekilde müteşeddit. Ondan dolayı bu tip fetvaların yenilenmesi gerekir. Yani çünkü şey değişti, konum ve durum tamamen
bu anlamda değişti. Bu demek değildir ki kafirlere güvenmek, kafirlerin sözüne itibar etmek değildir. Sadece o dönemde zikredilen müşriklerle bu dönemde var olan bir takım müşriklerin arasında farklılık var. O da ne? İslam dini ve fıkhı bu adamın da aynı zamanda hassasiyeti. Onun için işte mesela şöyle bir soru da soruluyor. Namaz vaktinin girişine işte bir müşriğin okumuş olduğu ezanla itibar edilir mi? Yoksa Müslümanların ya ezan veyahut da vakiti farklı bir yoldan mı tespit etmeleri gerekir diye. Normal işte bir kafir olsa, yani İslam'ı reddeden, İslam'ı inkar eden bir kafir olsa mesela tam doğrudur. Lakin bu adam İslam'ı kabul etmiş, bu noktadaki hassasiyetlerin hepsini kabul etmiş, çok başka bir yönden küfre girmiş olan bir insan. Yani bu onun da hassasiyeti. O da namazının kabul olması için aynı çabayı sarf ediyor. Ondan dolayı bunların ezanıyla itidat edilebilir. Şayet eğer ezanı okuyan tabii ki müşrikse veyahut da şirk ehlinden biriyse. Tamam? Tamam, bu mesela ezan vakit dediğim ki işte öğle namazı bugün yazıyor takvimlerde 12 işte atıyorum 15'te tamam. Okunuyor diye. İlla ki bu vakitte mi, o dakikada mı okumak gerekir, yoksa birisi mesela yarım saat sonra, bir saat sonra da ezanı okuyabilir mi? Okuyabilir. Okuyabilir. Yani illaki o vakit ezanın gayesi nedir? Ezanın tek gayesi vaktin girdiğini beyan etmek değildir. Yani bu sadece gayelerinden bir tanesidir. Öyle mi? Mesela insanların namaza toplamak da ezanın asıl meşru olma sebeplerinden bir tanesi insanların namaza toplamaktır. Öyle mi? Vaktin girdiğini belli etmektir. Allah Azze ve Celle'nin şiarlarını yüceltmektir. Mesela elbette ki ilk vaktin girişinde okumak eftal olsa da biraz daha gecikmeli olarak da okunabilir. Mesela bugün akşam ezanları böyle hızlı okunuyor. Tamam. Sünnete bir yeri var mı? Yok. Sadece akşam ezanının dar, yani akşam vaktinin darlığı söz konusu. Ama akşam ezanının böyle ekstradan yavaş çok hızlı okunması gerektiğine dair bir şey bilmiyorum ben. Allahu alem. Bir şey mi söyleyecektin? Evet, camilerde öğretiyorlar bize. İşte ezan okurken heda girilmez, hatta günah olduğunu söylüyorlar. Başka biri ezan okurken senin helaya girmen meselesi. Ben bunu men eden bir delil bilmiyorum yani. Yok. Bu, hani böyle bir delil yok. Hani bu ne? Bu genelde bizim toplumda var olan işte gereksiz bazı şiarlara hürmet meselesi var ya. Örneğin mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim bir yerden geçtiği zaman bütün millet ayağa kalkar. Öyle mi? Ve ayağa kalkmamak ciddi bir günahtır yani. Hani nasıl Kur'an geçti, sen nasıl ayağa kalkmadın der mesela adam. Aynı adam yani Kur'an-ı Kerim her gün ayaklarının altına alınır mesela, hakaret edilir, oturur hakaret edilen programları izler, hakaret eden partilere göre oyunu verir mesela. Ya bu bizim zaten genel toplumun, her bu tüm toplumlarda böyledir. Yani kendini dine nispet etmek isteyen ama dini olması şekilde yaşayamayan insanlar bir uyduruk din atarlar ortaya. Mekkeli müşrikler gibi. Mesela En'am suresini okuyun. Müşrikler bir şeyleri kendilerine haram kılıyorlar, bir şeyleri kendine helal kılıyorlar, öyle değil mi? Yok, karnındaki bize helaldir, dışındaki kadınlara helaldir, erkeklere haramdır vesaire. Normalde mesela diyorsun ya bu adamların din gibi bir derdi yok. Ya niye bu kadar kendilerine bir şeylere haram kılmışlar, sıkıntı yapmışlar? Allah'ın istediği dini yaşayamayan her toplum kendine rahat gelen uyduruk bir din uydurmak zorundadır. Yani ortaya bir din atar, o onu yaşar, ondan kendini tatmin eder. İşte mesela ezan okundu, helal girmedi, o ona cennete bir tapu gibidir mesela. Bu böyle bir şey yok yani, ezan okunduğu anda bir başkasına helal girmemesine dair bir şey yok, bir delil yok. Evet. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ